Evet arkadaşlarım, vatandaşlık görevimizi yapmaya geldik. Oy kullanacağımız okula geldik. Mustafa'nın eski okulu. Hava da felaket sıcak. Burayı hadi kapat- kızlar. Ha? Burayı kapatmışlar tabii. Burayı niye kapatmışlar ki? Baksana. Ama zaten burası kapalı. Baksana saksılar falan var. Önceden açıktı, kapatmışlar diyorum ya. Sen de benim her şeyimi düzeltiyorsun. Kime oy verdin canım? Söylenmez. Söylenmez. Ayselim, evini de çekeyim kız, özlemişsindir belki. Artık onların da gelmesi yaklaşıyor. Yani daha var ama kaçıncı ayda geliyor genelde? 7. ayda falan gelmiyor mu? 7. ayda geliyor. Herhalde burası mıydı, diğer taraf mı? Şu diğer taraftı değil mi? Hemen kullandık, hiç beklemedik. Ramazan nedeniyle ama var ya, herkes anca kalkıyor ya. Sabah bomboşmuş, saat 9-10'a kadar öyle yazıyor. Yani. Ha, uğramadın Halidelerin oraya. Yok hayatım. Aman Mikael, senle de var ya gerçekten ha, bir yola çıkılmıyor. Ona boş ver, buna boş ver. Niye? Suratına sık. Göreve gideceğin için mi? Yok. Niye öylesin? Öyle bakıyordum görüntüde. Bakın niye sık olsun ki? Dalmışım sadece. Dalmışım kum sana. Mustafa da benden şey istedi, pişi istedi. Geçen gün herhalde pişirdim. O da bakmış, canı çekmiş. Anne dedi, pişi yapar mısın? Dedim yapayım yavrum, ne yapayım? Yapmazsam içimde kalır. Piş hamuru yoğururum. Yine geçen seferki yaptığım gibi mayasız yaparım. Bir de ben o gün evet, bana demiş bir arkadaş, neden hamur yoğurma makinesinde yoğurmadınız? Vallahi unuttum arkadaşlar. Bugün hamur yoğurma makinesinde yoğurtururum. Bir de tarif çekimlerinde hani camda daha net gözüktüğü için genelde hep elimde yoğuruyorum. Aslında hamur yoğurma makinesini aldım ama bunun bir küçük modelini alsaydım, ben şimdi litre olarak büyük aldım. Bunların 4.5 hacmi mi? 4.5 litre olanlarda cam hazneli karıştırma kabı var. O çok güzel. Fakat bunlarda yok. Sordum, mürvet var mı dedi. Yok dedi Aysu dedi. Bu modelde sadece karıştırmak için bu var. Yani sırf tarif çekimlerinde maalesef yoğurmak için camda daha iyi oluyor. Ama bazen arada da bunu da yapıyorum ki hamur yoğurma makinemden çok memnunum. Vermiş olduğum en doğru karar, hani şey olarak, motor gücü olarak. Bosch da çok güzel, Kenwood da çok güzel. Sadece hani alacak olan arkadaşlar varsa, çırpma yerlerin metal olmasına hani dikkat edin, plastik sakın almayın arkadaşlar, kırılır. Bir de motor gücüne bakın. Yani aldığım yanıma kar oldu, iyi ki almışım. Devresimleri çıkarttım, çarşafları çıkarttım, onlar yıkanıyor, onları asacağım. Mustafa'nın ütüsü var. Onları da halledeyim. Çocuğuma da pişi yapayım. Yanına da patates salatası yapayım. Bir de o tavuğu soslamıştım kızlar. Onu da mutlaka pişireyim. Ziyan olsun istemiyorum. Benim evimde hiç yemek ziyan olmuyor. Hatta demişsiniz hani yemek çok yapıyorsunuz böyle hani diye, hiç ziyan olmuyor mu? Çok nadirdir arkadaşlar. Genelde evimde hiç yemek ziyan olmaz. Sağ olsunlar. Ertesi günde yedikleri için. Bir de 3 tane erkek. Gerçi Mustafa hafta sonları geliyor. Ama maşallah yiyimliler. Ben de yiyimliyim. Bir işte diyete girdiğim zaman benim için olay bitiyor. Kafada bitirdiğim için olayı. Bakalım şu bayramdan sonra gireceğiz inşallah. Türkan'ı arayacağım. Bu arada Türkan oğlunu istedim. Arkadaşlarım isteme olayı oldu. Allah'ım tamamını erdirsin. Resimlerinde gördüm maşallah. Gelini de, ben dünkü videoda bahsetmiştim size pardon. Gelini de bir güzel kızlar. Çok yakışmışlar birbirlerine. Allah'ım tamamını erdirsin. Bu yolda olan herkese, bize de, onlara da. Maşallah su gibi gelini var. Bir onu arayayım. Bir tebrik edeyim. Bir halini hatırını sorayım. Bakalım nasıl geçti.
bir konuşalım. Öyle canlarım benim. Mikail'de birazdan gider. Ben de videomun editini yapayım. Bir tane tarif var. Onun ayarlamasını yapacağım. Ondan sonracığıma başka bir tarife daha geçmem lazım. Evet arkadaşlarım, şimdi mutfağa girdim yemek yapmaya. Daha doğrusu hem yemek hem hamur işi. Şimdi bir çay bardağı yoğurt lazım bana. İşte elim boldur ya, bakın bir kaşık da fazla koyuyorum ben. Yine aynı, başka bardak bulaştırmayayım. Bir çay bardağı sütümüzü de katalım. Bir tane de yumurta kırdım. Kattık, karıştırdık. Ay çok. Vallahi aldıktan sonra da ne insan böyle oluyor. Yine elimle yoğuruyorum çoğunlukla. Ama işte çekim nedeniyle bir de. Patates salatası için patates salatasını yapmaya başlayalım. O nasıl bir kelimeydi? Patates salatasını yapalım. Yelda da bana şimdi bir tane fotoğraf yollamış, banyo dolabı. Artık gerçekten böyle aklımın karışmasını da istemiyorum. Sürekli böyle başka dolaplar gönderildiği zaman vallahi kafam da karışıyor. Hamuru yoğurdum. Salatayı da aradan çıkartayım. Sonra yemek olayı. Tavukları koyacağım şimdi tencereye. Ama farklı bir yöntemle. Bakacağız. Dünkü tavuk 10 numara 5 yıldız oldu. Vallahi Mustafa 5 tane yedi kızlar. Ay maşallah. Maşallah tosunuma. Ya bende yemek kalır mı? Şimdi ben buna bir havuç. Sonra taze soğan. Maydanoz yemiyor benimkiler. Yoksa maydanoz dereotu da doğrarım. Böyle güzel sebzesini katalım. Emre de şey diyor. Akşama diyor yemekten sonra kültür parkta oturalım sandalyede. Çayı demleyelim. Vallahi dedim bilemem. İşte bugün de kızartma yapacağım. Bunu yaptığım zaman da böyle her tarafa elden geçiriyorum. Vallahi ocak silmekten de gına geldi yemin ederim. Şu elektrikler ne güzel. Ha bir iş onunla bitiyor mu bitmiyor. Elektrikli olan da yani sonuçta bir kızartma yaptığı zaman her tarafı siliyordur. Ne güzel. Serya daha şeye başlamış. Bayram temizliğine. Bende daha tık yok. Ama şu tadilattan dolayı. Yoksa ben çoktan başlamıştım. Yalnız bu hafta aldığımız patatesler süper. Ondan önceki hafta aldığımızda patateslerin çoğu çöpe gitti biliyor musunuz? İçleri hep simsiyahtı. Sonra işte pazarda gezerken adam tuttu poşeti bir kendine tutuşturdu. Abi al. Dedim al diyorsunuz dedim. Güzel diyorsunuz dedim. Sonra da içleri böyle şey çıkıyor. İşte çürük çıkarsa söz getir. Dedim valla getirdiğimiz zaman da suratınızı asıyorsunuz. Yani mesela pazardan bir ürün al götür. İşte güzel çıkmadı falan de hemen o surat düşüyor. İşte de aynı şekilde. Bir işe giriş mesela. Oldu bir yerinde bir aksilik oldu, bir şey oldu. Bir beğenmedim de, olmadı de. Hemen o suratlar düşüyor. Allah'ın izniyle bugün de yemeklerimizi yetiştireceğiz. Dünkü yaptığım tavuk tarifinin de editini yaptım. Oradan programladım. InShot'tan programlıyorum. Ayarlamalar yapıldı. Akşama da onu paylaşayım. Allah'ım böyle bol izlenmeler olsun. Şu an Instagram'daki hedefim 1 milyon kızlar. Hedeflerimi küçük tutmayacağım, büyük tutacağım. Vallahi siz de hedeflerinizi hep yüksek tutun. 1 milyona hedeflenmişim. İnşallah nasip kısmet. Görürüz görmeyiz bilemeyiz. Aynen. YouTube'da da şu izlenmelerimi 30 bin 40 bin göreceğim inşallah. Takipçi maşallah arkadaşlarımız aramıza çok katılıyor ama yemek kanalından katılıyor. Yani günlük kanalıma gelmiyor. Evet. 41 bin olacağız yakında. Shorts videoları mutlaka biliyorsunuzdur arkadaşlarım. Bazen tariflerimi ben hani geçen bir arkadaş tarif sormuştu. Ben şimdi burada yani paylaştım.
Instagram'da paylaştım. Çoğu tarifleri orada paylaşıyorum. Yorumlar kısmına da hemen üstte sabitliyorum. Yani yorumlarda en üstte bakarsanız mutlaka tarifi paylaşmışımdır. Bazen unutuyorum, söyleyin bana. Hemen tarifi kopyala yapıştır yaparız. Şimdi sebzeleri doğrayalım. Ama sebzeleri doğramadan önce şu tavuk tarifinin çekimini yapayım. Nasıl yapacağız diye. Ay, yağlı kağıt lazımdı. Dur bakayım, inşallah vardır. Şimdi sosa buladığım tavukları tencereye koydum. Tencerenin altına şöyle yağlı kağıt koydum arkadaşlar. Üstüne de yağlı kağıt koyup kapağını kapatıp ocakta pişireceğim. Şimdi ben üstüne şu sos, şöyle göstereyim, şu sos gösteremedim. Şimdi ben bu sosun içine bir tane patates, bir tane de soğanı böyle doğrayıp aralarına serpiştireceğim. Aslında arpacık soğan olsaydı iyi olurdu. Veya soğan serpiştirmesem mi bilmiyorum ki. Bir bakayım veya böyle birazcık daha iri doğrarım soğanları o şekilde. Ocakta pişiriyoruz. Üzerine de en son maydanozu serpiştiririz. Afiyetle yeriz. Evet. Bu tavuk tarifim de bu şekilde. Şimdi hemen size de göstereyim. Bakın arkadaşlarım, üstüne de yağlı kağıt koydum. Şöyle bir tane, yok pardon, bir büyük bir küçük patates doğradım. Bir tane de soğanı şöyle küp küp birazcık iri doğradım patatesleri. Üzerine de böyle yağlı kağıt kapattım. Şimdi ocakta pişsin. Şunları da şöyle içe kıvırayım da. Kontrollü bir şekilde pişirelim. Arada böyle bir ters de çevirelim tavuk butlarını. O şekilde yemeğimizi yapacağız. Şimdi iftara tam yarım saat var. Yağın altını da kapatayım. Hemen hamurumuzu açalım. Pilavı da yaptım. Yemeği de pişirdim. Patates salatasını da yaptım. Çayı da koydum. İçecekleri de buzdolabına koydum. Soğusu. İsterlerse ayran da hani yapabilirim. Mustafa'ya da ekmek almaya yolladım. Şu son dakikalar yani son saatler çok böyle koşturmacalı geçiyor. Şimdi pişi de sıcak yansın. Soğuk yenmesin. Bunun altını açalım. Hadi bismillah. Şu şeyi de açayım. Az kültürü de açayım. Evet, patlandırdım. Böyle beklettiğin zaman daha da güzel oluyor. Bak maşallah. Vallahi ne güzel kabardı. Vallahi Mustafa ise de yoksa hiç aklımda yok. Çünkü yeni yapmıştım. Çocuğum videoda görmüş. Ben şimdi bunları seri bir şekilde... Ay maşallah ne güzel oldu. Geçenki sefer yaptığıma göre bu daha böyle vardı. Tavuk yemeğimiz aynen bu şekilde oldu arkadaşlar. Pişiyi de yaptım. Şimdi çayı da demledim. Pilav da tamam. Masamızı kurayım. Hemen geliyorum. Şimdi arkadaşlar, tabaklara yemeğimizi koydum. Bu arada çok lezzetli olmuşa benziyor. Şöyle zeytin, peynir, turşu, patates salatamız, pişimiz. Çorba yok akşam. Çorba yok akşam diyorum ya. Çorba yapmadım bu akşam. İçecekleri de çıkartalım. Ekmekleri de getirin. Gelirken de tatlı getirmiş. Yakışıyor. Bu da yeni uykudan uyandı. Yakışıyorsunuz, yakışıyorsunuz. Ben gidiyorum deyince annem de yeni tatlıyı yapmıştı. Hemen sıcak sıcak. O yüzden hemen dolaba koydum. Ay, ellerine zaten sağlık. Hafif ılınsın çünkü. Yani soğumaz zaten de. Tamam. Daha sıcaktı. Ayşen Ura pişi deyince hemen uçtu. Evet, şu anda eti falan görmedim. Tabağını boş bıraktırdı. Pişi yiyecekmiş. Kaç dakika var? Bir dakika var. Aa, ha tamam. Hepimize hayırlı iftarlar arkadaşlarım. Ben de telefonu kapatayım. Görüşürüz.
Onlar duruyor. Bekle bekle bekle. Çek şimdi onları. İçi nasıl duruyor zaten? Çok güzel. Kenar iç kısmı beyaz zaten. Aynen. Hı-hı, çok güzel. Normalde çok beğendim. Normalde klasik şey beyaz galiba içinde. Yeni. Siyah. Sizin gösterdiğiniz. Yeni modeli mi bu? Olur. Bakayım. Atasunok'ta girerken takipçimle karşılaştım. Kütahya Domanis'ten herhalde Ayşe Güçlü. Ayşe Güçlü'ye de selamlarımı buradan tekrardan yolluyorum. Çocuklarla birlikte geziyorum ben de. Ama var ya bir uyku bastırdı. Sormayın. Limonlu suyu da içemedim. Oraları hemen hızlı bir şekilde toparladım. Mutfağı temizledim. Dedim mutfağı temizlemeden asla çıkamam. Çay demledim ama çaydan içemedik arkadaşlar. Eve gittiğim zaman içerim artık. Kıyafet bakıyorlar. Gözlük baktılar. Yazlık ürünlerde gelmiş. Şu aslında gömlek de çok hoş. Kısa kollu. Bakalım, giy bakalım. Aynı bugünkü gösterdiğin değil mi? Öyle mi? Bakayım. Aa güzelmiş. Kot ceketi ne kadar güzel. Bakayım az. Aylar karşımda işte. Nereye gitti? Güzel güzel. Kızlar Ayşe Nur'a bu ceketi aldık. Şu an dedi yok ama ne olursa. İpek Yol'dan da bir tane pantolonu vardı. Tam bu renkte. Aynen. Ceket gayet çok güzel. Şöyle kol detayını göstereyim. Kol detayıyla hem çok sportif hem İçi de böyle astarlı. Şey Zara model gençler. Birebir yani. Ben senin geçen gösterdiğin model değil mi? Evet evet. Hı-hı. Gel şöyle bakalım. Ben yine kilo vereyim de yine elbise alayım. Bak. Yakışıyor. Evet yakışıyor ya. Güzel oluyor. Yaz gelseler var da tatillik var. Bir şey söyleyeyim mi? Tatilde bir şey söyleyeyim mi? Tatilde giyeceğin şort, tişört. En rahatı. Şey elbiseler benimki rahat elbisem böyle. Aa ceket geleğe bak. Geleğe bak Ayşenur. Ha sen de bu etekten var. Bunun gibi yani. Hmm. Bir de bunun üstü. Götürürsün işte giyersin orada. Bak. Gel şuna bak. Yeleğe bak. İki tane var bana yeter. Annesi yelek dikmiş. Yok pardon aldı. Dikmedi. Mostan aldı. Aynen. Madame Mostan. İçine tişörtle birlikte. Sağ olsun. Şu da çok güzel. Annen dikiş biliyor kızım. O ipek yoldaki da böyle yani. Hmm. Rengi böyle. Güzel durur. Ama ona salaş pantolon da güzel durur Ayşenur. İşte bayramdan sonra annemi diktireceğim. Şu an Zeynep'e ceket falan dikiyor. Öyle mi? Gün başları modelini Zeynep mi yolladı? Hı hı. Emre de buradan bir tane çanta aldı arkadaşlar. Evet. Şunu aldı. Gayet de güzel. Şunlar çıkartılabiliyor zaten. İstiyorsan gerçekten turuncu falan kaza oluyor ya tişörtü. Bence onunla güzel, güzel durur gözlükle falan. Tabii canım bunu saklasın. Ha. İstediği zaman çıkarsın istediği zaman. Aynen. Güzel güzel. Ama fiyatını görünce ben alayım. Fiyatı ne? Verdim. 2000 TL. Oo, alıyor evet. Musun yavrum hadi. Emre. Hmm, yakıştı. O sana çok büyük oldu. Çok büyük oldu. Kara kara düşünüyor kız. Vallahi. He? Aa da güzel. Çok kalın. Şu ne kadarmış Ayşe Nurcuğum? Kendime de bir bakayım. 1279. Güzel ama değil mi bu? Ben seviyorum bunları. Hangisi? Şu da çok farklıymış. Bu mu?
Çok güzelmiş. Bakayım az. Bir şey diyeyim, kaç numara giriyorsun? Ben mi? 40. Moru mu? Kız o mor benlik değil ki. Bu mu? Onu bir giyin. Şunu koyayım. Al telefonu. İçindeki yumuşaklığı hissedecek misin? Bak içindeki şöyle yapayım mı? Yumuşaklığı acaba hissedecek misin? Ay. Arkadaşlar sanki içinde ayak yokmuş gibi. Çok güzel bu. Onlar var otobüde. Ay çok güzelmiş. Kız mor da güzelmiş. Baksana. Hangisini alıyoruz? Ben külahta alacağım ya. Şöyle. Şeyli yok mu? Bu kafeli. Şey kahveli, kafeli diyorum. Aa şunu alalım. Bak bunlar var. Sen istemiyor musun? Yok benim boğazlar yeni. Şu Antep fıstıklı alayım. Aslında baldandan yerdik ama neyse artık. Şunu alayım. Saati 11 yaptık. Çocuklar da kendilerine bir şeyler aldılar. Zaten gösterdim. Mustafa aradı. Dedi hani bisküvi falan alır mısın? Migros'tan da onu aldım. Kendime de bir dondurma aldım. Ama o kadar yorgunum. O kadar yorgunum ki. Hele saçım başımın haline bakın. Vallahi aslında çıkmayacaktım da çocuklar çok ısrar etti. Yani hiç halim yoktu. Aşınır'ı kıramadım. Ama iyi de oldu. Güzel de yürüdük. Şimdi eve de yaklaştık. Evde görüşürüz. Çayı ısıttım. Ayşenur da geldi. Ay kelimemin sonu geldi. Beraber çay keyfi yapalım. Ay. Ömer çok kaynatmışsın. Evet çok kaynatmışım. Stresli işler. Zaten yatak oda takımım belli. Mutfak nasıl? Ayı daha halısı perdesi var değil mi? Onlar en son çünkü onları canlandıramıyor mu? Bu canlandırın tamamı. Ha halı sevmiyorum ben. Mustafa tatlı yer misin? Onu dondurmaya bir tabağa koysaydın ya. Bu peynir tatlısı değil mi? Hı-hı. Bugün ben yememiştim. Annen o kadar çok yapmıştı ki. Dünürümün ellerine sağlık arkadaşlar. Peynir tatlısı yapıp yollamış. Saat 4'e geliyor ve kapanışımızı yapalım. Yani akşam, gece, akşam demeyeyim, gece kapanışımızı yapalım. Neredeyse sabah olacak. Kızlar bugün var, ayaklarıma kara sular indi. Normalde ben yorulmam pek ama bugün çok yoruldum. Bir de gelinlik bakmaya gittiğimizde çok yorulmuşum. Zaten o yorgunluğum çok kötüydü. Çocuklar kendilerine gözlük aldı. Ayşenur da Emre'de. Sonra işte oğlum gösterdiğim videoda çanta aldım. Ve bir de Ayşenur bana bir gün önce ceketin resmini göstermişti. Zara muadili kızlar. Onu da kotonda görünce üstüne de yakıştı. Aldık güle güle giyinsin. Canım iyi geceler deseydi. İyi geceler. Böyle kızlar güle güle giyinsin. Yorumlarınız için de çok teşekkür ederim arkadaşlarım. Birazcık da sessiz konuşayım. Oğlum uyuyor. Şu an var ya yatağa gittiğimde küt. Direkt uyurum. Şimdi Aysun kaçar. Kendinize çok dikkat edin. Allah'a emanet ediyorum. Sizi sağlıcakla kalın. Sizleri seviyorum. Hepimize hayırlı Ramazanlar, hayırlı sahurlar, hayırlı iftarlar. Rabbim de dualarınızı kabul eylesin. Gönlünüzden ne geçiriyorsun? Meryemciğim de birazcık rahatsızmış. Ona da çok geçmiş olsun. Bir de benim adaşım var. İsmi Aysun. Aysun Kalın'dı herhalde soy ismi.
Ona da buradan adaşıma mesaj diyorum. Selam söyleyeyim. Aysun arkadaşıma selamlar tatlım benim. Yorumlarınızı eksik etmeyin. Beğenilerinizi eksik etmeyin arkadaşlarım. Kanalıma abone değilseniz, abone olup destek olursanız da çok sevinirim. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Tip kaydı. Artık tip yok. Gözlerden uyku akıyor, yemin ederim. Hemen ben yatağa. Bilmiyorum, belki bu saatte izliyorsanız Allah rahatlık versin. Sabah izliyorsanız günaydınlar. Öğlen izliyorsanız günaydınlar. Akşam izliyorsanız hayırlı akşamlar ve kolay gelsin iftar telaşı. Akşam saatleri. Hepimize kolay gelsin arkadaşlar.